Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Sua, Koreleşmiş, Türkleşmiş, Koreli en sevdiğiniz anneniz. Neyse, şimdi ben süslendim. Neden? Çünkü biz yeni bir seri başlatıyoruz YouTube kanalımda. Ve bu serinin adı da Kore Vloglardan Kore'yi Öğreniyoruz. Daha iyi bir isim düşünmem gerekiyor. Onun sonuna birlikte düşünürüz. Neyse, şimdi ben size işte ben Kore'yi gezeceğim ve size mekanları, sokakları göstereceğim. Aynı zamanda orada yapabileceğiniz farklı şeyleri sizinle paylaşacağım. Ama aynı zamanda işte oraya gittiğinizde özellikle küçük küçük detaylar vardır. Onları sizinle paylaşacağım ki siz de eğer Kore'ye de seyahat yapmak isterseniz bu şeyleri işte bilmeniz iyi olur gibi. O zaman ilk mekanımıza başlıyoruz. Bizim ilk mekanımızın adı Yeonnam-dong. Ve Yeonnam-dong biraz Hongdae'nin yanındaki bir yer, tamam mı? Gençler çok burada takılıyor. Ve şey gibi düşünebilirsiniz. Kadıköy'ün yanındaki moda var ya. Bunun gibi Hongdae'nin yanındaki Yeonnam-dong. Ve burada işte alışveriş yapılıyor. Sonra çok güzel kafeler var. Temalı kafeler. Ve lokantalar çok güzel süslenilmiş. Ve hepsi genellikle çok lezzetli. Tamam, çünkü lezzetli değilse hayatta kalamazsınız Kore'de. Yani zaten bütün lokanta öyle de. Şimdi öğlen yemeği için de Plop diye bir yere geldik. Ve burada pizzalar var. Pizza Lots of Pleasure'ın işte kısaltması olarak Plop yapmışlar. Bir de menüde işte pizza bizi aldatmaz, pizza bizimle boşanmaz, bu yüzden pizzayı sevelim, öyle bir komik yazı vardı. Genel olarak Yeonnam-dong'taki bütün restoranların matjip olduğunu düşünebilirsiniz. Matjip Korece'de işte anlamı çok lezzetli olduğu için ünlü olan bir yer. Ve genelde işte matjiplerin çok uzun bekleme sıraları var. Ve bu yüzden eğer işte bekleme sıradaysanız mutlaka bakın ki yani sizin isminizi ve telefon numaranızı yazacağınız bir yer olacaktır. Mutlaka oraya yazın ki boşuna sırada beklemeyin. Liseden tanıdığım anneyle birlikte bu pizzacıya geldik. Bu yerin özel menüsü 4 çeşitli pizza seçebilmemiz. Bir pizzada 4 farklı çeşit seçebiliyorsunuz. Ve bunun fiyatı da 25 bin won'du. Large boyu bu. 2-3 kişilikti. Biz de bu 4 çeşit olarak işte bacon, patates, sarımsaklı bir tane, yumurta mayonezli bir tane, bir böyle patates chips ile birlikte bacon'ın olduğu bir menü seçtik. Görüyorsunuz ki peynir bayağı güzel. İşte çekim olduğunu bilmiş. Çok güzel böyle uzun uzun kendine şey yapmış. Ben çok beğendim. Memnun kaldım. Bu pizzada çok farklı tatlar da var. Aynı zamanda doku mu deniliyor? Dokular da vardı. Mesela böyle çok tatlı ama aynı zamanda aşırı tatlı olmasın diye biraz da acı katmışlar. Karabiber flakes olarak yani. Red pepper flakes eklemişler ki biraz daha acı olsun. Aynı zamanda daha böyle çıtır çıtır şeyler olsun diye patates cips eklemişler. Öyle çok farklı dokular mı deniliyor? Farklı dokular aynı zamanda tatları. Hep birlikte koymuşlar. Çok güzel bir pizza. Ama iki kişi için biraz fazlaydı porsiyon olarak. Ama yine de bitirdik yani. Sonunda biz bayağı doymuştuk ve tatlı yemeden önce biraz spor yapalım dedik. Bu yüzden de alışveriş yapıyoruz. Yeonnam-dong'da çok güzel böyle küçük küçük tatlı aksesuarlar var. Ve aynı zamanda çok böyle trend tarz kıyafetler de satıyor. Bu yüzden de işte ara sokaklara girip dükkanlardaki o güzel yerleri bulun derim. İşte benim annem de bana küçük toka almış. Ona teşekkür ederim. Sonra da biz birlikte Saf Stüdyo'ya gidelim dedik. Bu anneyle işte hep böyle işten sonra buluşuyorduk. Bu yüzden de ikimiz de çok yorgun. Göz altı torbalar bu kadar gelmiş. Makyaj hiç yok. Öyle hep buluşuyorduk. Ama dedik ya hayır artık hafta sonu bir güzel süslenelim ve buluşalım dedik. Ve bu yüzden de süslendik. Bu stüdyoda farklı aksesuarlar oluyor. Touch olarak takabiliyorsunuz. Yani komik ya da güzel konsept olarak farklı aksesuarlar var. Onları seçiyorsunuz. Ondan sonra da fotoğrafınızı çekiyorsunuz. Ondan önce de biraz saçımızı düzeltelim dedik. Saçımı böyle. Sonra stüdyoda güzel olan şey de gördüğünüz gibi bu. Ama burada QR kodu var. Bunu okuttuğunuzda telefonunuzda bunun dijital halini de alabiliyorsunuz. Ve aynı zamanda video olarak da kaydedebiliyorsunuz. Ekstra güzel oluyor.
böyle stüdyolara gittiğinizde böyle yazdırıyorsunuz ama mutlaka böyle bir plastik poşetler oluyor. Bunun içine koymayı unutmayın ki fotoğraf böyle güzel bir şekilde korunsun. Sonra biz kafe için nereye gidelim diye düşünüyorduk. Çünkü çok farklı temalı kafeler vardı. Şimdi ilk gittiğimiz yerde çok ünlü bir Koreli rapçi var. Adı Binjino ve onun eşi Alman. Onun açtığı pie dükkanı. Adı da Pie in the Shop. Çok böyle enteresan süslemiş. Sanki yarısı orman gibi ama aynı zamanda biraz da kulüp havası da var. Aynı zamanda da böyle bir sıcaklık var çünkü işte pie satılıyor. Parası olan güzel süslesin işte. Çok farklı çeşitli güzel paylar vardı ama maalesef yer olmadığı için biz burada yemedik. Bu yüzden de farklı bir kafeye gittik. Ve burası da bayağı enteresan bir yerdi. Çok temalı bir yerdi. Böyle gizemli bir bahçe gibi, şelaleli bir bahçe vardı. Yeri de böyle taş da var, sonra böyle ışıklar var. Çok enteresan bir kafeydi. Şimdi hemen güzel bir yer kaptık. Ve Kore'de bütün kafelerde tavuk dünyasında verilen o şey var ya böyle dız 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 yapıyor. Kore'deki bütün kafelerde bu var. Bu kafede çok özel olan şey de 3 katlı tatlıydı. Bunun fiyatı 15 bin won'du yani bayağı pahalıydı. Ama işte görüntüsü çok güzel olduğu için aynı zamanda işte kafe çok güzel olduğu için deneyelim dedik. İçecek olarak da çok tatlı olmasın diye ben Americano sipariş verdim ve Americano 5000 won'du, çay da 7000 won'du. Ve biz de işte nasıl bu kadar pahalı dedik. Gördük ki yani prezentasyon güzel olduğu için pahalıymış ama tadı aynı yani. Bu kafedeki yemekler çok güzel değildi. Yani sadece görüntü olarak çok güzeldi. Bu yüzden de belki fotoğrafı daha önemsiyorsanız o zaman sipariş verebilirsiniz. Ama eğer hayır ben çok güzel bir şey yemek istiyorum diyorsanız bu kafeyi önermem. Güzel fotoğraflar çekinelim diye annem saçımı düzeltiyor. Fotoğrafı çekmeye çalışıyoruz ama işte çok bilmediğimiz için nasıl poz vermemiz gerektiğini işte öylesine bir şeyler çekmeye çalıştık. Evet, Yeonnam-dong'daki vlogumuz bu kadardı. Eğer Kore'ye gelirseniz mutlaka Yeonnam-dong'a gelmenizi öneririm. Çünkü gençlerin çok takıldığı bir yer. Dükkanları, sokakları, lokantaları, kafeleri çok güzel. Ve çok farklı temalar da var. Bu yüzden fotoğraf çekmek için, arkadaşlarınızla takılmak için çok güzel bir yer. Umarım benim kadar eğlenmişsinizdir ve biraz olsa da görmüşsünüzdür nasıl bir yer olduğunu. Ve sonraki videolarımda devam Kore'deki hayatımı paylaşacağım ve detaylı sizinle anlatacağım düşüncelerimi. Kaçırmamak için abone olmayı unutmayın ve yorumlara hangi yerleri gezmemi istediğinizi yorumlara ekleyin ki ben orada video çekeyim ve size düşüncelerimi paylaşayım. O zaman görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşürüz bebiler. En sevdiğimiz Türkleşmiş Koreli anneyi.